Oğlaklara ne diyorsun oğlaklara? Oğlaklar gizli saklı işler başınıza dert açabilir. Nasıl mı? Dinleyeceğiz şimdi. Şimdi e, haftaya ayın yay burcundaki boşluk etkisiyle başladık. Saat 14.02 itibariyle ay oğlak burcuna geçecek. Dolayısıyla ay oğlak burcuna geçtiği gibi... ...oğlakların yönetici hali e, ön planda olacak... Özellikle baskın halleri, baskın halleri, tavırları, duruşları, e, o baskınlık durumu çevrelerindeki kişilerin gerilmesine neden olabilir. Gerginlik oluşturabilir. Oğlaklar hep mi böyle bu süreçte mi? Yani böyle? aslında oğlak iyi bir yöneticidir. E, yönetilmeye ihtiyacı olmayan bir burçtur. Ama bazı anlarda da e, yersiz yere e, böyle hani vardır ya ezerek... Yorarak yönetmek. Zayıf yönlü insanların çok kaldırabileceği bir şey değil Ne olacak bu. peki? Yani Özellikle ne olacak? bu Başlarına hafta gelecek. sinirlerine hakim olmaları gerekiyor oğlakların. Yani birlikte çalıştıkları, iş arkadaşı, sosyal yaşamındaki dostları, hayatındaki eşi, kız arkadaşı, erkek arkadaşı, iletişim, aşktan işe, işten sosyal yaşama kadar e, onlar da böyle bir baskı kurma. Benim dediğimin önemli olduğunu görmek istiyorum hmm. tavrı ön planda olacak. Bu durumda arkadaşlarınız tarafından terk edilmenize etki edebilir ve neden olabilir. Ne kadar sürecek bu? 4 e, gün. Bu dört gün boyunca lütfen e, tamam yönetmek sizin tabiatınız, doğal kanunuz ama herkes sizin yöneticiliğinizi taşıyamayabilir, kaldıramayabilir. Dolayısıyla e, etrafınızdaki kişileri gerebilir, sinirlerini bozabilir ve e, sonucunda kendi sağlığınızı bozabilirsiniz. Aşkta ve ilişkilerde gizemli işlerden uzak durun. Özellikle bir oğlak erkeğiyseniz, yasak, gizli saklı bir aşk yaşıyorsanız. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu gizli saklı her şeyi ortaya çıkarabilir. Rezil rusfa olabilirsiniz ama aldatan biri değilseniz, bir gizemle uğraşınız yoksa e, bu sözümü önemsemeyin bile. Ama bir oğlaksanız ve kandırıyorsanız, gizli saklı ilişkiler yaşıyorsanız, bütün gizemler ortadan kalkacak ve e, yanlışlarınız. ...sizin yıpranmanıza, pişmanlıklar duymanıza neden olacak. Ayrıca metafizikte de, kişisel gelişimde de... ...hiçbir kadın hiçbir erkeği aldatmaz. Hiçbir erkek de hiçbir kadını aldatmaz. Unutmayın herkes kendini aldatır. Dolayısıyla e, gizli saklı işler yapanlar... Yormalı, çatır çatır aldatıyorlar. <laughs> aldatıyorlar ama onlar aslında kendini aldatıyor. Eninde sonunda hiç yakalanmayan gördün mü? Eninde sonunda mezara giderken bile yakalanan var. Artık göçmüş gidiyor ama arkadan geliyor. En azından çıkıyor ortaya yani. Oğlaklar mı aldatmayla karşı karşıya kalacaklar? Oğlaklar mı aldatacak? Aldatma riskleri var. Aldatılmayla karşı karşıya kalma ve aldatma. Peki sadece parasal konu e hem maddi konularda mu? hem aşk konularında. Bak bu çok önemli. O zaman Oğlak büyüklerime sesleniyorum. Kimseye kapıyı açmayın. Kimseyle konuşmayın. Kesinlikle. Yani Allah göstermesin. Bir sürü dolandırıcı var. Aşk konusunda da neye dikkat etsinler? İlişkilerine ilişkilerine gizem katmasınlar. Hayatındaki kadının onu merak etmesini sağlamasın. Hayatındaki erkeğin onu merak etmesine neden olmasın. Açık olun. Yükselen Oğlaklar için de geçerli Kesinlikle. mi bu? Kesinlikle. Yükselen zaten kişinin yaşamda aldığı yoldur, imajdır. Ay Oğlak duygudur. Tutkudur, evdir, ilişkidir. Güneş oğlak davranıştır. Dolayısıyla lütfen gizemli tavır ve davranışlar içerisinde bulunmayın. Hı hı. Hayatınızdaki kişilerin kalbine, gönlüne vesvese sokmayın. Peki. Endişe vermeyin. Aşk, ve pardon sağlık ve parada ekleyeceğin ne var işte? Maddi konularda yatırım yapmayı planlayan... ...evimi değiştirsem mi, iş yerimi başka bir yere taşısam mı diye... Düşüncelere girebilirler. Bu dönem daha karlı. Değişim imkanları önünüze gelirse alan değiştirmekten, semt değiştirmekten çekinmeyin. Ee, sinirlerinize sağlıkta hakim olun. Ee, ruh sağlığınızı bozmayın. Spot. Spotum ise gizem, yasakaş konularına karşı dikkat edin. Gizemden uzak dur diyor Gizemden yani uzak dur. dur diyorum. Kovalaya geçeceğiz ama küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. 12 Burcu tekrar yorumlayacağız biraz sonra. Tekrar 12 Burcu spotu ile birlikte madde madde vereceğiz. Hatırlatmak isterim.